İzleyenler Bandırma manşetteyiz. Hafta sonu oynayan karşılaşmaların yorumlarına başlıyoruz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Değerli hocamla birlikte bir haftayı daha geride bıraktık. İzlediğimiz karşılaşmaları, takip ettiğimiz karşılaşmaları yorumlamakla yorumlarımıza başlıyoruz. Hocam öncelikle her hafta olduğu gibi U14 gençlerden başlıyoruz. U14 gençlerde 4. haftaya geride bıraktık. 3 karşılaşmamız oynandı. Toplu sonuçlarla yorumlarımıza başlayalım. Başlayalım sevgili Zeki. U14'lerin seyirine doyum olmuyor. Çok özverili çocuklar. Gözler içi pırıl pırıl. Onlara ne kadar hizmet etsek azdır diyorum. Bütün bu lige katılan futbolcuları ben yürekten kutluyorum. Lider Gören Belediye Sarıköy'ü deplasmanda 4-0'la geçti. Zaten şampiyonun adaylarından biri Gören Belediye Spor. Bandırma Spor'da Çelik Spor'u 3-0'la geçmeyi başardı. Şampiyonluk yarışında ben de varım dedi. Zaten iki takım zirveye oynuyor. Diğer takımlar formalite maçlarını şimdiden başlatmış durumdalar. Haftanın en büyük sürprizini bana göre Bandırma Kartalları yaptı. Hasan Bey favori gibi gözüküyordu maç öncesi. Fakat evet. Bandırma Kartalları maçı bırakmadı. Çok iyi direndiler ve hak ettikleri beraberliği bir gol bularak kazanmayı başardılar. Bu Bandırma Kartalları adına büyük bir başarı. Çocukların kendilerine olan özgüvenlerini geri getirme adına. Bandırma Gücü de haftayı maç yapmadan bay takım olarak geçirdi sevgili izleyiciler. Evet hocam, toplu skorlardan sonra Çelik Spor Bandırma maçını izlediniz. Bu maçın yorumuna gelelim. Gelelim. Hafta içi oynandı tabii bu karşılaşmalar. Hafta içine serpiştirilmişti. Çelik Spor'da ben Engincan'ı çok beğeniyorum. Çok güçlü. Altı zevlerden aktarılma. Zaten çocukların çoğu altı zevlerden Çelik Spor'a geçme. Çok güçlü bir adam. Fakat bunu nedense Elvan Hoca göbekte oynatıyor. Rakip Libero stoperi kucağında oynatıyor. Eğer Engin Can biraz sağa sola hamle yapsa, yani rakip kaleye kanatların üzerinden bindirse Engin Can'ı kolay kolay tutamazlar diye düşünüyorum. Bundan sonra daha dikkatli olacaktır. Elvan Hoca Engin Can'ı gezdirirse Çelik Spor'un gol noktalarındaki sıkıntısı azalacaktır diye düşünüyorum. Engin Can iyi bir futbolcu. Bunun altını çizmek istiyorum. Bandırma Spor'da yine Melih, çift yönlü bir futbolcu. Hem orta sahada oynuyor hem defansta oynuyor. Takımı oynuyor. Gizli kahramanlardan biri. Kendisini kutluyorum. Maç aslında dengeli başladı. Uzun süre başa baş oynadı Çelik Spor. Fakat o ilk yarının son bölümlerinde çözüldüler. Daha sonra goller gelince demoralize oldular. Çelik Spor yeni bir takım olmasına karşı Bandırma Spor'a iyi direndi. Güzel bir karşılaşma oldu. Yani Bandırma Spor bir yerde tecrübesiyle ve ikman fazlalığıyla bu maçı kazanmış oldu sevgili seyirciler. Daha oturuşmuş bir takım tabii. Evet. Bu avantajı sahaya yansıtıyor. Evet. Evet hocam, Çelik Spor tamam herhalde. Burada Çelik Spor, Bandırma Spor karşı yapmasına hemen biz Bandırma Kartalları Hasan Bey maçına gidelim. Birbirlik skorun yorumunu alalım. Vallahi başlangıçta maçın favorisi Hasan Bey 14 takımıydı ama Bandırma Kartalları sert çıktı bu kez. İlk golü Hasan Bey kazanmış olmasına rağmen maçı bırakmadılar. Ve buldukları beraberlik golüyle de maça denge getirdiler, tat getirdiler ve hak ettikleri bir puanı alarak sahadan ayrıldılar. Bandırma Kartalları'na kim dikkatimi çekmiş? Taha. Demişim, daha geçtiğimiz haftalarda da konuşuyorum. Fiziği mükemmel. Yalnız duracağı yeri bilmiyor. Boş koşular yapıyor. Bu çocuğun fiziğinden faydalanmalı. Eğer bu çocuğun görev tanımı iyi yapılırsa Taha Bandırma Kartalları'na çok faydalı olur diyorum. Çok güçlü bir çocuk çünkü. 9 numara Yasin, dikkatli ve çalışkanlı demişim notlarımda. Ben en çok 4 numara Alptekin'i beğendim. Çok dikkatli, akıllı, boyundan büyük işler yapıyor, defansı yönetiyor. Bu Alptekin'e dikkat diyorum. Seçkin, sol bek Seçkin ilk toplarda çok iyi. Biraz devamlılık kazanmalı, hücuma katılmalı. Eğer pozisyonlarda pası verdikten sonra kendini tekrar arkadaşına gösterirse daha faydalı olur düşüncesindeyim. 10 numara Atilla güçlü, biraz çabuklaşmalı demişim. Akay var, gizli kahraman, tek topa yatkın bir futbolcu. Bakın Bandırma Kartalları'nda bireysel olarak çok iyi yetenekler var. Bütün olay bunların biraz zamana ihtiyaçları var ve takım oyununa dönüştürmeleri gerekiyor. Henüz takım oyunu olma konusunda, takım olma konusunda bir takım eksiklikler görülüyor. Hasan Bey de 5 numara çok teknik, güçlü fakat biraz ağır. Hasan Bey en iyisi diyebileceğim. Geçtiğimiz yıllarda beğendiğim Salih, bu sefer orta sahaya yakın yerlerde görev aldı. Teknik, çabuk, biraz kuvvetlenirse cin gibi bir futbolcu. Geçen seneden tanıdığım Salih'ten bahsediyorum.
Kaleciler çok dikkatliydi. Bir de 8 numaranın dikine pasları, arkadaşını bireysel paslarıyla buluşturması dikkatimi çekti. Hasan Bey'de de iyi topçular var. Çok zevkli bir karşılaşma oldu. Ben her iki takımı da verdiği mücadeleden dolayı, özellikle Bandırma Kartalları'nın almış olduğu ilk puandan dolayı kutlamak istiyorum. Evet hocam, teşekkür ediyorum. 14 ligde 7 takımımız var. Dolayısıyla her hafta bir takımımız bay kalıyor. Tabii ki bu sayı yeterli değil. Ortalama herhalde 10 takım falan olması lazım. Daha keyifli bir lig yaşamak için. Tartışılmaz. Evet hocam, o zaman biz U14 Gençler Ligi'nde 4. haftayı geride bırakırken puan cetveli bize ne diyor, ona bakalım. Puan cetveli 4'te 4 yapan Gönen Belediye ile Bandırma Spor'un birlikte şampiyonlar koştuğunu söylüyor. Şampiyonlukta zaten bu iki takım arasında yapılacak maçlarda belli olacak. Diğer takımları şimdiden formalite maçlı, prestij maçlı çıkacaklarını söyleyebilirim. Hasan Bey'in 4, Çelik ve Sarıköy'ün 3'er puanı var. Bandırma Kartalları ilk puanını bu hafta aldı. Bandırma Gücü'nün de maç eksiği var ama henüz puanla tanışmış değil. Esas kıyamet zaten bu hafta, bakıyorum, Bandırma Gücü ile Bandırma Kartalları arasındaki maçta kopacak. Tam bir derbi izleyeceğiz, yerel bir derbi. Bandırma Gücü, Bandırma Kartalları arasında. Evet hocam. U14 Gençler'de bu hafta bize hangi karşılaşmalar bekliyor? Evet. Lider Gönen Belediye bay takım olması nedeniyle bu hafta Bandırma Spor liderliği ele geçirebilir. Bandırma Spor maç ve puan fazlalığı liderlik koltuğuna oturabilir. Bandırma Spor Sarıköy'ü ağırlayacak. Banko favori Bandırma Spor. Bandırma Spor maçı kazanır. Hasan Bey Çelik Spor maçı kazanırsa kimse şaşırmamalı. Çelik Spor üstüne koyan bir takım. Çok evet. Çekişmeli bir maç olacak. Çelik Spor Engincan'la deplasmanda gülebilir diyorum. Ama gerçekten izlenmeye değer bir maç. Bandırma Gücü ile Bandırma Kartalları arasında sonucun ne olacağını şimdiden kestiremiyorum. İyi oynayanın kazanacağı bir maç olarak görüyorum. Bu maça tüm velileri, spor severleri, futbol severleri davet etmek istiyorum. Bakalım Bandırma Gücü mü, Bandırma Kartalları mı son gülen olacak sevgili izleyiciler. Evet, Zekim. İzleme katılımı noktasında çok zayıfız. Gerçekten çok zayıfız. O tribünlerin biraz daha dolması lazım. Çocuklara heyecan katkısı amacıyla. Evet hocam, böylelikle U14 Gençler Ligi'ni yorumlarımızı noktaladık. Sıra geldi U17 Gençler Ligi'ne. U17 Gençler Ligi'nde 8. haftayı geride bıraktık. Toplu sonuçlarla yorumlarımıza devam edelim. Bakalım haftanın maçı, şampiyonluğun düğümünü çözüldü maç. Bandırma Spor'la Gönen Belediye arasında oynandı. 1-1 berabere kaldılar. Ve bu 1-1'lik sonuç tabii ki Gönen Belediye'nin işine yaradı. Maçtan sonraki Gönen Belediye'nin sevinci bize bunu gösteriyordu. Gönen Belediye almış olduğu bu beraberlikle şampiyonluğu hemen hemen ele geçirdi ve hemen hemen şampiyon gibi ünvanını aldı. Bize bu şekilde bir başlık attırdı sevgili Zeki. Gönen Tayfun altı üzerlerinde zorlanmadı. Serhat'ın liderliğinde altı üzerleri kolay geçti. Pazar günü birlikte seyrettik. 4-1. Etispor karşısında çok disiplinli bir Erdekspor görünce şaşırırız. Çok ilginç. İlk maçı 2-0 kazanmıştı. Etispor kazanmıştı Erdek'teki maçı. Fakat bu kez de Erdekspor sahadan 8-1 galibiyetle ayrıldı. Erdekspor her gün üzerine koyuyor. Bireysel futboldan çok takım oyunu en iyi oynayan takımlardan biri diyorum Erdekspor için. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Hemen biz karşılaşma yorumlarına gelelim. Cumartesi günü Bandırma Spor Gönen karşılaşmasını izledik. Dediğiniz gibi 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşmaya dönelim. Bloklar halinde yorum alalım. Şimdi sen tribünler boş diyorsun ama millet iyi maç seçiyor. O maçlarda tribün boş değildi. Bayağı ilgi vardı. Genel anlamda. Onu biliyorum, espri yapıyorum. Genel anlamda boş ama bu Bandırma ve Gönen Belediye 17 maçı gerçekten seyredeğer bir karşılaşmaydı. Bandırma Spor golü biraz şans eseri buldu uzaktan. Uğur kalecinin önde yakalanması 1-0 öne geçti. Fakat daha sonra bunu koruyamayınca sağdan 1-1 istemediği bir sonuçla ayrılmak durumunda kaldı. Kaleci Ali U17 Bandırma Spor'da gerçekten fiziği çok çok iyi, refleksleri çok çok iyi. Bu çocuğu mutlaka kaleci eğitimi alması şart. Eğer bu çocuk geç kalınmamalı diyorum. Yani yetenek, ben yeteneğim diyor, ben kaleci olacağım diyor. Forma yakışıyor ama mutlaka kendisinin bir eğitimciye ihtiyacı var. Sabek Burak oyunu görüyor şeklinde not almışım. Bora tek topa yatkın, çok dikkatli.
Yasin maçın 22'nin en iyisiydi. Bursa araba yatağından gelmiş. Aslında orta evet. Sağlıcısıdır. Mustafa Hoca bunu bu maç nedeniyle geriye çekti. Savunmada kullandı. Yine gol Yasin'den geldi. Çok güçlü, çok akıllı bir futbolcu. Yaklaşık 40 metre vardı hocam. Var. Tam orta sahada. 35-40 metreden vurdu. Mükemmel bir sol. Harika bir vuruş ve takımı öne geçirdi. Yasin zaten 22'nin en iyisiydi bu karşılaşmada. Mustafa orta sahada atom karınca. Çok çalışıyor. Fakat gereksiz telaşları var. O ses, sen evet. de duyuyorsun. Evet. Hani böyle savaş naraları gibi. Bu sese fazla gerek yok. Tamam, zaman zaman bunlara da ihtiyaç var ama devamlı bu şekilde bağırmak çocukları aleyhine olur, heyecanlandırır diyorum. Çocuk yapacağını da yapamaz diyorum. Buradan bir dikkat uyarısı gönderiyorum kulübelere. Mert Ali gerçekten de oynatmıyor. Haftalardır söylüyorum. Mert Ali santrafor diyorum. Gezinen bir santrafor, seyyar bir santrafor diyorum. Mert Ali'yi bırak kanatta oynattıkları gibi zaman zaman adam kovalamak için defansa da çağırıyorlar. Mert Ali gibi adam sahada yorulmamalı, dinlenik tutulmalı. Mert Ali, rakip Mert Ali'ye önlem alacağına, Bandırma Spor Mert Ali'ye rakibe önlem almaya çalışıyor. Son derece yanlış. Bundan sonra bu hatayı yapacaklarını zannetmiyorum. Yoksa Mert Ali'yi kaybederler diye altını çiziyorum. Mert Balaman 10 numara çok iyi niyetli ama 10 numarayı taşıyacak durumda değil. Mert Balaban belki ön libero olur, belki sağ bekte kullanılabilir. Mert Balaban için bu mevki hele bu maçta çok çok ağır geldi. İyi düşünüyor ama çabuk düşünemiyor. Oyun ileriyi forvet hattını besleyemedi. Onun için orta saha çalışmadı Bandırma Spor'un. Topu iyi kesti ama topu oyuna iyi sokamadı diyorum. Can Acu top gelmediği için çok teknik, çok yetenekli bir futbolcu. Köşeye sıkışıp kaldı, çizgiye sıkışıp kaldı. Ben Mert Ali ve Can Acu'dan bu bölgede oynadıkları sürede çapraz koşular bekliyorum. Çakılı oynamamalarını bekliyorum. Bunlar kendileri mi oynamıyor yoksa hocalar mı izin vermiyor? Bunu da bilmiş değilim. Bunlara biraz özgürlük tanınmalı. Bayram da iyiydi, çok çalıştı. Santrafor Bayram. İşte Mert Ali zaten oyunun sonlarına doğru gerçek yerine koydu. Son 10 dakika santrafor doğru gitti ama ata alan Üsküdar'ı geçmişti diye bir yorum getirmek istiyorum. Evet. Gören Belediye çok disiplinliydi. Hakkı Hoca çok rahat. Çocuklara çok iyi davranıyor. Ses tonu ona göre. Fazla baskı uygulamıyor. Daha yapıcı konuşuyor. Çalışılmış hareketler var Gören Belediye'de. Gören Belediye'nin son yıllardaki, altyapılardaki çıkışını buradan alkışlamak gerekir sevgili Zeki. Kaleci Mert ilk golde çok büyük hatalıydı. Önde yakalandı. Önde yakalandı, evet. Oradan o mesafeden gol yememeliydi diyor. Sonra telafi etti. Daha sonra toparlandı. Baran önsezileri çok iyi. Biraz daha hızlanmalı. Yetenekli yıllardır Baran iyi futbolcu diyoruz. Karmaları alıyoruz. Biraz daha oyuna katılmalı diyorum Baran için. Sol bek Mehmet ayağa oynuyor. Topu çok iyi kullanıyor. Vücudunu iyi kullanıyor. Alan markajı, adam markajı hepsi var Mehmet'te. Hacı Ömer gizli kahraman. Orta sahada basmadık yer bırakmıyor. Yan kademe nedir? Hacı Ömer'e sorun. Sahayı yataylamasına da kullanan bir isim. Yani gizli kahramanı gören belediyeyim. Kendisini tebrik ediyorum. Bunun dışında Melikşah önde çok bastı, çok çalıştı. Bandırma Spor defansını çıkarmadı, önde tuttu. Bu bakımdan Melikşah'ı da çok beğendi bu maçta. Kaan kopuk kopuk oynadı ama çok sprinter, dikine oynayan bir futbolcu. Kaan'a da dikkatliyorum. Orta sahadan iyi beslenen bir Kaan, Gönen Spor'a çok şey kazandırır görüşündeyim. Berkay da biraz vasat olarak görmüşüm. Ama ben Gönen Belediye Spor'u oynadığı disiplinli oyundan dolayı kutlamak istiyorum. Ama maçın 22'sinde en iyi kimdir dersen Bandırma Sporlu Yasin İşaret görsebilirsin. Yasin diyorsunuz. Gerçekten de Yasin'in yaklaşık 40 metreden az önce de söylediğim gibi sert solu roket gibi 90'a... Benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Bandırma Spor golü yedikten sonra niye Yasin gibi bir adamı defansa tuttu, öne çıkarmadı? Nasıl kaybedilecek bir şey yok. Beraberlik de fazla işine yaramıyor. Aslında Yasin'i orta sahaya çıkarsan Gönen'in işi daha da zorlaşabilir. Evet, skorun devamı gelecek sanıyorum. Ama karşı gol gelince de demoralize oldu. Yasin orta sahayı güçlendirir ve Bandırma Spor'a daha büyük katkı sağlardı. Yasin'in geride tutulmasına bu maçta bir yorum getirmekte zorlandım sevgili. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Biz cumartesiden pazara geçelim. Pazar günü sabahın erken saatinde Gönen'e gittik. Gönen'de 600 evler Tavsun Tayfun maçını izledik. O maça gelelim, bloklar halinde yorum alalım. Bu maç formalite maçıydı. 600 evler yeni yapılanan bir takım. Gönen Tayfun da kendini bulmaya çalışan bir ekip. Yine de kaleci Eray'ın Gönen Tayfun'da cesur olduğunu söylemeliyim. Orta sahada Ömer'in dikine paslarını beğenmişim.
Sağ Uğur Martin sakatlıktan yeni kurtulmuş, kendisine geçmiş olsun diyorum. Biraz korkaklık var, ürkeklik var, antrenman eksikliği var. Beğendiği bir futbolcudur, çok akılcı oynar. Bu maçta vasattı tabii sakatlığın etkisiyle, yeni kurtulmanın verdiği tedirginlikle oynadı. Egemen iyiydi 10 numara, ara toplarında iyi ara toplar attı. Tabii maçın tek başına sürükleyen adam Serhat'tı, kaptan Serhat'tı. Basmadı, geri bırakmadı. Gerçek yeri sola çıktı bunun. Fakat bu maçta haklı olarak gezdirilerek oynatıldı. Serhat bu takımın golü. Serhat'ı çıkarsan Gönel Tayfun'un attığı gollerin yarısı silinebilir. Serhat evet. Tek başına takım diyorum. Şımarmayacağından emin olduğum için. Altın Sevler 4-1 yenilmesine rağmen çok kötü gözükmedi. Bir kaleci vardı tam tribüne oynayan. Harika bir kaleci kaza yakışan. Hatta gitti. Duran frikik kullandı geldi. Mertcan'dan bahsediyorum. Evet. Kaleyi terk etti. Çok cesur bir hamleydi. Kaleyi boşalttı. Değişik hani Brezilya kaleciler olur. Kendisini o cesaretinden dolayı kutlamak istiyorum. 4 numara servet çizgiden bir top çıkardı. Çok dikkatli. Gol oluyordu. Kaleci geçmişti. Attı kendini. Servet skoru önleri. Çok iyi bir takipçi. Alihan 5 numara fiziği iyi demişim. Uğur orta sahaya kaydırılmış. İyi bir düşünce. Önde basma adına. Defansa seyrediyorduk Uğur'u. Bu kez orta sahada izledim. Altuz Evler Kulübesi'ni bu düşüncesinden dolayı kutluyorum. Önde oynattıkları için Uğur'u. 10 numara Egemen'in de golün asistinde mükemmel olur. Gol, tek golü Egemen enfes pasıyla geldi. Soldan evet. Kesti. Arkadaşına neredeyse dokunmak kaldı. Altuz Evler boş takım değildi ama Tayfun Spor özellikle Serhat'ıyla, tecrübesiyle maçı kazanmasını bildi sevgili izleyiciler. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Biz Gönen'den tekrar Bandırma'ya dönelim. Cumartesi günü Bandırma Sanayi Arena'da Etspor, Erdikspor karşılaşmasını izledik. Gerçekten az önce de söylediğiniz gibi Etspor bu karşılaşmayı Erdik'te oynadığı ilk karşılaşmayı 2-0 kazandı ama kendi sahasında 8-1 mağlup oldu. Erdik mi çok iyileşti, Eti mi kötüleşti? Yok yok, kötüleşti demeyelim. Erdikspor bir kere her maç üzerine koyan bir takım. Çok kaliteli bir hocaları var. Ayhan Hoca maçtan sonra yaptığımız konuşmalarda sonuçtan çok diyor bizim için oyun önemli diyor. Yani geliştirici bir çalıştırıcı, antrenör. Ne yaptığının bilincinde, farkında. Hatta bir iki soru sorduğumda kendisine yukarıya fırlatmayıp daha zamanı var demeye getirdi. Biz bunları 14 yaşında değil, daha küçük yaşlarda ele almamız gerektiğini söyledi. Çok doğru yorumlardı bunlar. Evet. Eğer Erdikspor bu hocaya sabrederse, görevini de devam ettirirse, Erdikspor bu altyapıda çok şey kazandıracak bir adam. Dikkat edersen gollerden sonra pek fazla sevilmiyor. Gereksiz bağırışları yok. Sahaya gönderdikleri duruş, bir duruşu var. Net konuşuyor. Evet. İşte biz böyle çalıştırıcılar bekliyoruz. Öyle çok bağıran, anlatabiliyor muyum? Hurra, nağralar şeklinde seslendirme yapan çalıştırıcılar kulağa hoş gelmiyor. Bir kere çocuklar bu yaşta fazla konuşmayacak. Çocuk bildiğini de yapamaz. Şimdi Etspor Kulübesi'ne bakıyorum. O da hoca da iyi niyetli. Bir şeyler yapmak istiyor ama Ali beni kalabalık çocuk içerisinde... kafası mı karışıyor? Çünkü? Karışmaz olur mu? Kalabalık içerisinde bozmayacaksın çocuğu. Evet. Ne söyleyeceksen soyunma odasında söyleyeceksin. Ali ben sana ne dedim? Hatta bazen hani kulağıma gerizekalı gibi laflar geliyor. Çocuk duymuyor ama yedek kulübesi duyuyor bunu. Çocuklara evet. Kesinlikle böyle kötü sözler söylenmemeli. Bir eğitimci kesinlikle bu çocuklara karşı, hatta kimseye karşı bu kötü sözleri söylemez. Evet. Hocanın yapacağı bir tek olay vardır. Eğer çocuk o gün gününde değilse değiştirirsin, kenara alırsın. Geçmiş olsun dersin. Kulübenin önüne çağırıp söyleyebilir mi hocam kulağına? İzin almadan söyleyemez. O maç esnasında onu yapamaz. Ama devre boşluğu var. Su molaları var. Bazen oluyor yani çocuk su almak için geliyor falan. Su molaları var. Zaten oradan futbol görülmez sevgili izleyin. Kulübeden maç seyredip sıfır seviye orası. Maçı iyi izlemek istiyorsan yüksek bir yere çıkacaksın. Mesela problem 10 numarada. 10 numara çabuk oynamıyor. Hoca kime yakınsa ona konuşuyor. Sağ bekler yandı, sol bekler yandı. Önünde oynuyor ya. Ama arkadaki kulübedeki hoca öbür kalenin önünde offside'ları görüyor. Ya ne görüyor, ne göz var derim. Yani kaç numara göz, helal olsun derim. Oradan nasıl görüyorsa. Biz, evet. Bazen diyorum ki offside diye soruyor. Benim görmem mümkün değil, ben yorumlayamam diyorum. Gördüğün evet. Pozisyonu yorumlayacaksın. Adam oradan penaltı mı değil mi diye bağırıyor. Ne göz var be kardeşim derler adama. Evet. Hangi hocaysa unuttum. Bir penaltı pozisyonunda öyle bir olay yaşandı. Neyse ben şimdi teknik yönüne geleyim sevgili Zeki. Etspor'da Batuhan uzak şutlarda dikkatliydi görüyorum. Taner çok diri. Bakın bu çocuk güçlü bir çocuk. Zamanla daha iyi olacak. Mehmetcan'ın çabuk hareketli olduğunu söylemeliyim. Kenan
benim en çok beğendiğim adam Kenan Etispor'da. Palet Kenan diyorlar. Dikini oynamayı seviyor fakat Kenan'ın dilinden anlayacak adam yok. Pas atacak arkadaşına ve kimse kendini göstermiyor Palet Kenan'a. Bu Palet Kenan'a dikkat diyorum. Kaan teknik bir oyuncu fakat biraz daha güçlenmeli. İkili mücadelelere daha çok katılmalı. Kivar top oynuyor. Yavuz bilekleri iyi demişim. Volkan, beklediğim Volkan disiplinler bir Volkan'dır. Fakat işte bu çocukları kenardan yapıcı konuşsak daha iyi top oynayacaklar. Hatta hiç konuşmasak kendi hallerine bıraksak daha iyi top oynayacaklar. Çocuklara biz kalabalıkta bozmamalıyız. Kulübelere bu uyarıyı yapmak istiyorum. Çocuklara karşı kibar olmalıyız. Bunun dışında Etispor beklediği oyunu veremedi. Ama bunda neden? Erdik Spor'un çok takım oyunu oynamasıydı. Çok ayağa oynadılar. Beklemediği bir Erdek'le karşılaştı. İsim olarak öne çıkmadı. Ben mesela Gencer'i beğenirim. Gencer bile takım oyunu içerisinde arkadaşları gibi gözüktü. Herkes görevini yaptı. Kötü olan yoktu. Atalay fiziği çok iyi demişim kaleci için. Defansta 4 numara güçlü. Biraz kilo fazlalığı Hasan Can için. Hasan Can'ı beğenirim ama çok kilo almış. Herhalde hocası ona ekmekle bir hamur işlerini yasaklayacaktır. 8 numara Yakup bayağı gol attı. Sayısını unuttuk bu maçta. Gence her zamanki gibi tam bir maestro. Kemal'den daha iyi işler yapmasını beklerdim. Benim favorim Emre Santrafor. Hocası çok iyi yer bulmuş. Gezilen bir Emre çok tehlikeli. Zaten yaptığımız röportajlarda da biliyor hangi futbolcuya benzediğini. Lens diyor, başka bir şey demiyor. Bu çocuk kuvvetlenmiş de eğer profesyonel itibar yerse bu çocuk da gelecekte futboldan ekmek yer diyorum. Yani futbol için yaratılmış bir isim. Ben Erdek Spor 14-17 takımını ben tebrik ediyorum. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Biz böylelikle o zaman 17 gençlerde puan cetveli bize 8. haftanın sonunda ne diyor ona bakalım. Bakalım 17 gençlerde hemen yerini bulalım. 8. hafta sonunda Gönen Belediye'nin şampiyonluğuna çok az kaldı diyor. Evet. Gönen Belediye şampiyon gibi diyor. Gönen Belediye son oynayacağı iki maçtan birini kazanırsa şampiyonluk tur atacak. Evet. Öbürküyle yenilse bile ki bunu başarabilecek güçte. Büyük bir sürpriz olmazsa U17'de şampiyon Gönen Belediye. İki takım gideceği için de Balıkesir'e giderken Bandırma Spor'la birlikte yolculuk yapacaklar. Ben her iki takıma da şimdiden başarılar diliyorum. Bu diğer takımlar ise formalite maçlarına çıkacaklar. Bak Erdek Spor son maçları kazanabilir. Yani puanını yükseltebilir. Üçüncü sırayı da ligi kapatırsa kimse şaşırmasın. Diğer takımlar arasında fazla bir fark yok ama Erdek Spor çok bilinçli geliyor yukarıya doğru. Ama Balıkesir'e gidecek iki takımın adı Gönen Belediye ve Bandırma Spor olarak belirlenmiş durumda. Evet, bu ekiplerimizin Balıkesir'de tekrar bir karşılaşma olasılığı oluyor bu durumda. İl şampiyonluğunda. Netice itibariyle burada şampiyon olmuş, ikinci olmuş pek bir şey fark etmiyor. Şimdi o statüyü bilmiyorum. O acaba farklı gruplara mı veriyorlar? Yani kaç takım gidiyor? Balıkesir'deki ilk statüsü başkadır. Farklı gruplara verebilirler. Aralarındaki elemeden sonra il şampiyon olarak orada da iki takım gidiyor. Yani orada, diğer üst gruplara. Orada iki takım gidiyor da Bandırma ve Gönen orada tekrar karşılaşacaklar. Tabii, onu bilmiyorum. Karşılaşacaklar. O zaman Bandırma Spor için iyi bir rövanş olur diye düşünüyorum. Onu kesin bilmediğim için burada bu konuda yorum yapmayayım sevgili Zeki. Evet. Evet hocam, teşekkür ediyorum. O zaman biz U17 Gençler Ligi'nde 8. hafta bize hangi karşılaşmalar bekliyor? Ona bakalım. Değerlendirelim. Hatta 9. hafta diyebilirsin buna sevgili Zeki. Evet doğru, 9. hafta. Bitiyor son 2 hafta. Şampiyon gibi dediğimiz Gönen Belediye, Gönen Tayfun maçına çıkacak. Bu maçta Gönen Belediye'nin şampiyonluk turuna atması bekleniyor. İlk maçı 8-2 kazanmıştı. Gönen Belediye bu maçta büyük bir ihtimalle şampiyonluk turunu atar diye düşünüyorum. Bandırma Spor Etispor'la karşılaşacak. Maçın mutlak favorisi Bandırma Spor. Diğer sonuçlar sürpriz. Erdek Spor Altuz Evler karşılaşmasında da bu oyundan gördükten sonra Banko Erdek Spor diyorum. Altuz Evler'in alacağı bir puan bile çok büyük başarı olur şeklinde düşünüyorum sevgili Zeki. Evet hocam, teşekkür ederim. Böylelikle gençler liglerini noktaladık. Sıra geldi 1. amatör kümeye. 1. amatör kümede 17. hafta sonunda toplu sonuçlarla yorumları alalım. Başlayalım. 1. amatör kümenin nabzı bu hafta Gönen'de yaptı tabii. Reşadiye Marmaralısı maçında. Herhalde son 20 yıldır böyle seyirci olmamıştır amatör maçlarda. Ben 20 yıl önce olmuş mudur hocam? Vallahi 20 yıl önce de düşünsem çıkaramıyorum. Çok harika bir seyirci vardı sayısal olarak.
Abart 1500-2000 kişiye, belki 2000'den fazla kişi oynadı bunlar. 2450 kişi. Oo, güzel. Tebrik ediyorum bu iki takımı da bu kadar seyirci topladığı için. Harika bir ambiyans vardı. Seyirci maça çok büyük ilgi gösterdi. Gönenden de Bandırma'dan da bu maça girenler vardı. Fakat oyun olarak iki tarafta heyecanlandığı için çocukların çoğu bu kadar seyircinde oynamadı. Evet. Biraz heyecanlandığı için oyun olarak her iki tarafta tatmin etmedi. Ama savunmada her iki tarafta güzeldiler. Savunmada az hatayla oynadılar. Hücumda biraz sıkıntılar yaşandı. Maç adaletli bir şekilde sonuçlandı. Maçın hakkı da berabereydi. Yani kim yenilse ona yazık olurdu diyebilirim bu maç üzerine. Kızıksa Sanayi son anda yediği golle kendi evinde Banyas'ta 3-2 mağlup oldu. Sanayi orta sıraları en iyi takımı şu anda. Sanayi yükselişte ama yarışı kaçırmış durumda. Artık Sanayi gelecek sezonu bekleyecek. Paşa Çiftlik, Gönel Tayfun dostça ayrılmışlar 1-1. Sarıköy de aynı şekilde Gönel Karşıyaka'ya 1 puandan fazlasını vermemiş. Gönel Karşıyaka'da Sanayi Spor gibi umutlarını gelecek yıla saklayan takımlardan biri. Hasan Bey Spor kendisi için derbi liderliğindeki maçı zor da olsa kazanmasını bilmiş. Ocakları puansız uğurlamış. Haftalar sonra derin bir nefes almış sevgili Zeki. Düzler Spor'da haftayı dinlenerek bay takım olarak geçirmiş. 17. haftaki söyleyebileceklerim bunlar. Evet hocam, teşekkür ediyorum. 17. hafta 5 karşılaşma oynadı ama biz ancak bir tanesini izleme imkanı bulduk. Pazar günü Gönen dedik, Reşadiye Marmara finalini izledik. Sizden karşılaşmanı yorumunu alalım. O maç da tüm maçlara bedeldi. Bak, bu maç için biz Etispor, Erdekspor maçını ıskalamak durumunda kaldık. Aynı saatler çakıştığı için biz maç ayrımı yapmıyoruz ama bu maç gerçekten izlenmeye değerdi. Yani maçın 15. dakikası tribünde iğne atsan yere düşmezdi. O kadar doluydu tribünler. Dolu dolu seyirci önünde oynandı. Çocuklar heyecanlıydı. Buna rağmen Reşadiye'de kaleci Murat dikkatli, forma yakışan bir çocuk, genç. Biraz evet, sinirlerine yenildi maç sonunda. O sinirlerini de kontrol ederse daha iyi yerlere gelebilir. Daha sakin olmalı. Okan ve Hami kusursuz oynadılar. Göbeği çok iyi yönettiler. Hami'den bu kadar iyi bir performans beklemiyordum. Hami ara vermiş bir futbolcu ama görevini başarıyla yerine getirdi. Okan zaten defansın emniyet silahı. İstikrarlı bir futbolcu. Hasan tam bir asker. Elinden geleni takımın emrine vermiş bir isim. Yani iki kişilik oynayan bir genç. Hem karakteri de karakterli bir futbolcudur. Hem de formasının hakkını veren bir futbolcudur. Orta sahada Tugay'dan istediğim, beklediğim verimi alamadım. Basattı. Tahir çok çalıştı ama bal yapmadı. Tahir de iyi niyetliydi. İleriye evet, asist paslar çıkaramadı. Gökhan beni ayar kırıklığına uğrattı. Gökhan da sanki santrafor özelliği var. Gökhan orta sahaya çekmişler. Gökhan'la İkcan'dan birini tercih etseler, orta sahaya bir çalışkan adam koysalar daha iyi işleri olurdu gibi geliyor bana. Hı. Ama yapmadılar bunu. Gökhan rakip kaleden uzak oynatıldı. Erhan ayağına top bekledi. Topa gittiği dakikalarda Erhan da çok yetenekli. Profesyonellikten yani büyük takımlarda oynamış bir isim. Erhan çok güçlü bir adam. Fakat Erhan'ı niye rakip kaleden uzak oynattılar bunu çözemedim. Seyhan ikinci yarı kendine geldi. Tecrübesini konuşturdu. Güzel asistler, güzel ortalar yapmaya çalıştı. Ama o da orta sahadan beklediği topları alamadı. İlkcan gününde değildi. Bazı 1-2 pozisyon yakaladı. Yani bütün iş orta sahadan forvete akıllı toplar çıkmayınca Gönel'in ileri uç adamları pek etkili olamadı. Gelelim Marmara Adası'na. Müslüm günündeydi. Çok dikkatliydi. Maçı 90 dakika yaşadı. Çok güzel Marmara Adası Altuğ'la Feridun'u göbekte toplamış. Geçen hafta Aral'ı denemişlerdi. Aral'dan randıman alamayınca Aral'ı sağ beke göndermişler. Aral da aslında stoperdir, sağ bek değildir. Ama Aral tecrübesiyle o boşluğu kapattı. Altuğ 22 denizliydi. Yani iki kişilik oynadı. İkili mücadele hiç kaybetmedi. Çok diri. Nazar değmesin futbolcuya diyorum. Feridun da Altuğ ayak uydurunca geçilmez oynadı bu ikili. Ahmet Emekler Ahmet çok akıllı işler yaptı. Sakin oynadı. Maça kendisini kaptırmadı. Kendisini kutluyorum. Aynı Marmara'da da aynı sıkıntı vardı. Şifo Mehmet, Ersen, Ahmet üçgeni fazla çalışmadı. Kestiler ama topu oyuna sokamadılar. Biraz daha akılcı kullanabilselerdi. Örneğin Onur'u, Sercan'ı iyi çalıştırabilselerdi. Özellikle çalışkan Nurettin'i besleyebilselerdi. Marmara'da sırf evet, gol de yazabilirdi. Oyun orta sahada sıkışıp kaldı.
Maçın heyecanı artık seyirciler mi futbolcuları seyretti, futbolcular mı o şaşkınlıktan seyircileri seyretti? Ben zaman zaman bazen seyircilere hep baktım. Seyircilere baktık hep yani. Seyirciler çünkü böyle bir ambiyans görmedik. Görmedik, çok iyi bir ambiyans vardı. Seyirciler galiba bu maça fazla geldi. Evet. Ben bu seyircileri kutluyorum taraflı tarafsız. Sadece beni üzen maçın sonundaki talihsiz küçük olaylardı. Onlar da çok zamanında bastırıldı. Bir daha olmamasını diliyorum. Tabii gönül emniyetiniz almış olduğu tedbirle, başarılı tedbirlerle bunu tehlike ortadan kaldırıldı ve dostlukla sahadan ayrılmış oldu. İki takım da bizim takımımız. İyi oynayan kazansın diyoruz. Gerçekten de bu maçı dostluk kazandı. Çok küçük olaylar dışında sevgili Zeki. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Biz 16. hafta sonunda iki takımımızın 43 puanı var ama dediğiniz gibi ikili avarajda Marmara Spor'un bir avantajı oluştu. Biz puan cetveline dönelim hocam. 16. hafta sonunda puan cetveli bize ne diyor? Ne diyor? Marmara Spor Reşali'den bir şampiyon olacağını söylüyor. İki takımda 4 maçı kaldı. Bu maçları çıkarmışım. Marmara kimlerle oynayacak? Sarıköy ve Sanayi ile içeride. Kızıksa'da dönen Karşıyaka ile dışarıda oynayacak. Sanayi ilk yarıda Marmara Adası'nı yenmişti. Marmara Adası artık Sanayi önüne daha ciddi çıkacaktır. Çünkü puan kaybına tahammülü yok. Puanlar eşit. Marmara'nın en ciddi maçı bence Gönen'de oynayacak Gönen Karşıyaka maçı. Son maç. Gönen Karşıyaka'nın vereceği tepki çok önemli. Gönen Karşıyaka'nın iddiası yok ama çok kilit bir maç olarak görüyorum. Yani şampiyonluğun son haftada çözüleceğine inanıyorum. Marmara Adası bir adım önde, ona inanıyorum. Ama evet, şampiyonluk düğün son haftada çözülecek diyorum. Çok büyük sürpriz olmazsa. Reşadiye'nin maçlarına bakıyorum. Gönen Tayfun deplasman gibi gözükse de iki Gönen takımı Gönen'de karşılaşacak. Düzlere gelecek. Düzlerin de puana ihtiyacı var ama Reşadiye Düzleri deplasmanda yenebilecek güçte. Ocaklarla içeride oynayacak. Hasan Bey'le içeride oynayacak. Hasan Bey çok ters bir takım. İşte son maçlar Reşadi'nin Hasan Bey'le oynayacağı, yine Marmara'nın deplasmanda Gönen Karşıyaka ile oynayacağı maçlara kadar ben bu puan yarışının kafa kafaya gideceğine inanıyorum. Evet. Bakalım son bilen kim olacak ama Marmara Adası taraflı tarafsız herkesin söylediği gibi 4 hafta içerisinde her şey olabilir diyorsunuz. Olabilir. Yarışta bir adım öne geçmiş durumda. Bunun da altını çizmeliyim sevgili Zeki. Marmara Adası bir adım önde diyorum. Evet. Şampiyonluk yarışı için. Ya düşme hattına bakıyorum. Düzler 8, Ocaklar 8. Maç sayıları eşit. İşte çarşamba günü, önümüzdeki çarşamba Ocaklar'da oynanacak büyük bir derbi. Bu karşılaşma bu düğümü çözecek diyorsun. Büyük bir derbi var. Berabere biterse bu heyecan lig sonuna kadar devam eder. Onların da maçlarını çıkarmışım. Düzler Hasan Bey ile içeride, Reşadi ile içeride çok tehlikeli maçları var. Özellikle Reşadi ile içeride oynayacak. Paşa Çiftlik ve Sarıköy gibi rahat takımlara gidecek Düzler. Evet. Deplasmana. Oynayacağı takımların rahat olması Düzler için bir avantaj. Çünkü orta sıralarda takımlar maçlara pek fazla asılmayabilirler. Bu büyük avantaj. Ocakların fikstürüne bakıyorum. Paşa Çiftlik ve Sarıköy ile içeride oynayacak. Reşadi deplasmana gidecek. Kızıksa'yla deplasmanda oynayacak. Ocakların da en tehlikeli maçı, Düzler'in en tehlikeli maçı Reşadi maçı olarak gözüküyor. Diğer 3 maçtan da her iki takım da puan çıkarabilir diye düşünüyorum. Çok ince hesaplar olabilir bu ligde. Yani Düzler mi düşer, Ocaklar mı düşer, bu sorunun cevabını şimdiden vermem mümkün değil. Hak eden ligde kalsın diyorum. Evet, 4 hafta demek, 12 puan demek. Dolayısıyla her şey olabilir. Çarşamba evet, günü oynanacak maçtan da beraberlik ağırlıklı kokuyor. Beraberlik kokan bir maç olarak görüyorum. Evet. Yani maç öncesi konuşmak pek sevmem ama ilk maç da berabere bitmişti. Yani bu kalan 4 karşılaşmada sprint yapacak bir ekip size göre hangisi olabilir hocam? Vallahi şimdi onu görmeden, şimdi diyorsun ya Zeytin'e gittiler gelmediler, takımları görsem bilsem evet, daha rahat konuşacağım. Eğer o gün tam takım çıkarlarsa bu yarışta Düzler'le Ocaklar arasında ligin son haftasına kadar devam eder diyorum. Aynı Reşadiye ve Marmara Adası için dediğim gibi sevgili Zeki. Evet hocam, teşekkür ediyorum. O zaman biz 18. haftanın karşılaşmalarına bakalım. Kim kimle oynuyor? Bakalım. Lider Marmara Adası Sarıköy'le oynayacak evinde. Marmara Adası bu maçın favorisi. İlk maçı 3-0 kazanmıştı. Lider bu maçı kazanır diyorum. Gönel Tayfun Reşadiye, ilk maçı Reşadiye 3-1 kazanmıştı. Reşadiye de bu maçı
geçer diye düşünüyorum. Çünkü kaybetmeye tahammül yok. Zirvedekiler bu hafta maçları kazanırlar diye not ediyorum. Sanayispor haftayı dinlenerek bay takım olarak geçirecek. Dönen Karşıyaka Kızıksa maçı. Karşıyaka tam kadro çıkarsa Kızıksa'yı geçebilir. Ama eksik kadroyla Kızıksa bir puan koparabilir Dönen Karşıyaka'dan. Kızıksa'nın sağ solu belli olmuyor. Düzler Hasan Bey maçı. İlk maç Hasan Bey 3-0 kazanmıştı. Düzler'in şiddetle puana ihtiyacı var. Bir puan bile olsa Düzler için kar kabul edilecek. Düzler Hasan Bey yenerse kimse şaşırmasın. Çünkü Düzler'in çok puana ihtiyacı var. Aynı şey için Ocaklar için de söylüyorum. Ocaklar Paşa Çiftliği ilk maçı. Ocaklar Paşa Çiftliği 1-0 yemişti. Bu maçta ben Ocaklar Spor'u galibine daha yakın taraf olarak görüyorum. Ama son sözü yine senin de bildiğin gibi sağ söyleyecek sevgili Zeki. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Böylelikle U14 gençler, U17 gençler ve birinci amatör kümeye ait yorumlarımızı burada noktaladık. Diğer yorumumuzda görüşmek üzere.